Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel battaniyenin yapımını paylaşacağım. Instagram'da beni takip edenler aslında uzun süredir görüyorlardır. Epeydir bitirmeye çalışıyorum. Tabi araya başka işlerim de giriyor. Büyük vitrine bir battaniye örüyorum. Aslında bu çok eski bir teknik. Ben de kanalımı ilk açtığım zamanlar bunu kare bir örtüde göstermiştim. Bu aralar çok sıkça bu motifli hali karşıma çıkmaya başladı. Ama ben dediğim gibi epeydir bunu bitirmeye çalışıyorum. Kalan iplerimi de değerlendiriyorum bir taraftan. C2C tekniği denilen, yani köşeden köşeye örerek ilerlediğimiz bu sistem. Bakın şöyle ben de bir taraftan örmeye devam ediyorum. Şimdi normalde kare kare görünmekte ve biz bu tip battaniyeleri ne yaparız? Kareleri öreriz, motifleri sonra birleştiririz. İşte bunda öyle bir durum yok. Bunu her aşamada bir önceki ördüklerimizin üzerinden devam ediyoruz ve işin sonunda herhangi bir eklemeye gerek kalmaksızın bitirdiğimizde de bütün battaniye bitmiş oluyor. Şimdi sizlere tüm ayrıntılarıyla bunu anlatmaya çalışacağım. Benim eski videolarımdan ilk kanalımı açtığımda da bunun tekniğini anlatan bir sehpa örtüsü olarak yaptığım bir örneğim vardı. Bu sefer onu küçük küçük kutucuklar halinde yaparak ilerliyor olacağız. Şimdi elimde bolca koton iplikler vardı. Motiflerimi de çok örerim bunlarla. Takip edenler yine bilirler. Kalan iplerim vardı. İşte çok kullanmadığım renkler vardı. Bunları birleştirerek ben rengarenk bakın örerek ilerledim. Ama iki renk, üç renk belirleyerek ilerleyebilirsiniz. Kendi içinde bir desen oluşturabilirsiniz. Şimdi mantık şu. En alt kısmına bir gelelim. Bakın kocaman bir ört. Şimdi motifli yaptığımız işlemlerdeki gibi birinci motifi önce öreceğiz. Birazdan göstereceğim. Sonra bütün halinde örüyorum. Yani ne kadar uzunlukta istiyorsam ucuca motiflerimi yaparak ilerliyorum. Sonra üzerinde ben şimdi rengarenk olduğu için renkleri de ayarlamam gerekiyor. Bakın şurada merdiven basamağı gibi ekleye ekleye sağdan sola doğru yani bu aralıklara yapa yapa gidiyorum. Şimdi iplik olarak dedim koton iplik kullandım ve düz bir doku olsun, kumaş gibi olsun diye de bir tık sıkı yapmak istedim. 2,5 numaralı tığımı aldım ve birinci motifi yaparak başladım. Şimdi hep birlikte birinci motifle başlayalım. Karışık göründüğüne bakmayın. Oldukça kolay bir sistemi var. Şimdi 7 zincir yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ben bu yaptığım kareleri 6'ya 6 üzerine kurdum. Şimdi ne demek istediğim zaten yaptıkça daha net görüyor olacaksınız. Şimdi 7 tane zincir yaptım. Başını bir kez dolayarak buradan şimdi bakın 1, 2, 3 tanesi bana lazım. Çünkü buradan 1, 2, 3, 4, 5.'si ilk zincirim ilk trabzanım olacak. Şuraya batıyorum. 1, 2, 3 tane dedim. Ve bunu ikili trabzan değil bir kez doladım. 3 aşamada çıkıyorum ben. Diğeri çok kısa kısa oldu. Çünkü o yüzden bunu tercih ettim. İkinci zincirimin içine battım. Yine bakın şöyle üçlü trabzan. Ve üçüncünün de içine batarak. Şimdi toplamda zincirimle birlikte 1, 2, 3, 4 tane trabzan göreceğim. Şimdi bu sistemde köşeden köşeye demiştim ya bu benim tam köşede kalan parçam olacak. Üçgen şeklinde ilerleyeceğim ve bir noktada onu kareye çevireceğim. Şimdi ikinci sıramıza başlarken 1, 2, 3, 4, 5, 6, yine bakın 7 zincir yapıyorum. Bir kez doladım. Bana yine buradaki 1, 2, 3
zincire ihtiyacım var. Yani buradaki 4 zincirim yine trabzan yerine geçecek. Bakın burada 1, 2, 3. Üçüncüsünün içine batarak arttırmamı oluşturuyorum. 1, 2, 3 ve son zincirimin içine de batarak 4. Ve bakın burası önemli. Altta yapmış olduğumuz trabzanı arka tarafına doğru çevirdim. Ve şu an yaptığım son trabzanı başına herhangi bir dolama işlemi yapmadan şuradaki zincir kısmı görüyorsunuz. Buradaki boşluğa batarak kaydırma ile bağlıyorum. Ve de 1, 2, 3, 4 zincir yaptım. Yine bu benim ilk trabzanım. Buradaki kenardaki zincirin olduğu alanı kullanacağım. Karışık gibi görünüyor ama inanın oldukça kolay. Buraya batarak yine trabzanlarımı 1, 2, 3 ve 4. Bakın köşe. Yani bizim yapacağımız iş bir kare, iki kare, üç kare bu şekilde üçgen olarak gitmek. Şimdi ikinci sıramızda tamamladık. Üçüncü sıramıza başlayacağız. Yine arttırmayla başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir kez doladım. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir benim trabzanım yerine geçecekti. Son 3 zincirin üzerinde çalışıyorum. Yani 1, 2, 3 ve 4. Şimdi örgümün ön yüzüydü burası. Bir ön, bir arka olarak çalışacağız. Yani bir yüzünde, bir tersinde. Şimdi bakın ne yapıyorum. Bunu yine sol elimle geriye doğru çeviriyorum. Ve bu parçayı şu şekilde oturtacağız. Nereye? Şu kenar zincirinin olduğu boşluğa. Bu aynı zamanda benim bir sonraki trabzan grubumun yuvası olacak. Buraya bakın. Kaydırma ile bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Birinci trabzanım. Ve şu boşluğun içine trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. 1, 2, 3, bir tane daha. 4. Ve bunu da o size bakın rehberlik yapıyor aslında. Bunu da şimdi sırada gelen trabzanlı dokunun şu boşluğunun içine yine kaydırmayla bağladım. Ve 1, 2, 3, 4. Farkındaysanız karelerim gitgide artmakta. Ve buraya da yine 1, 2, 3 ve 4. Ne yapmış olduk? Karemizin 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde köşesinde ilerlemiş olduk. Size battaniyenin üzerinde de göstereyim çalıştığım noktayı. Şöyle aldım. Şöyle düşünelim. Şunun gibi. Yani biz gitgeller yaparak bir ters gelmiş görebiliyorsunuz. Düz gitmiş, ters gelmiş, düz gitmiş. Ama bir noktada tabii bunu hep bu şekilde devam ettirirsek artar. Biz bunu bir noktada durdurup kare haline getireceğiz. Hangi noktada? Ben bunu şimdi 1, 2, 3, 4, 5,
6 kutucuk olduğunda yapacağım. Burası 6 olduğu an zaten otomatik olarak burası da 6 olacak. Ve bu kalem yaklaşık 8 santime 8 santim gibi, ama sizler mantığı anladıktan sonra bu kareleri daha büyük hale getirebilirsiniz. Yani 10'u 10, 12'yi 12, hatta tek parça örüp tek renk ebru ile ip de kullanmanız mümkün. Şimdi 3. sıradayız. 3 tane kareyi elde ettik. Birlikte 6 kare olana kadar öreceğiz. 4. sıramızda yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tık daha hızlı yapacağım artık bu sıraları. Ve döndüm. Son 3 zincirin üzerinde çalışıyordum. 1, 2, 3 ve 4. Bu aşamada sol elimdeki bu parçayı, bakın düz tarafı, çeviriyorum arka tarafına ve de şu zincirimizin olduğu boşluğa bağladım. Böylece bakın dördüncü kutumuz oldu. 1, 2, 3, 4. Sonrakileri hep bu kenar bandına çalışarak ilerleteceğim. 2, 3 ve 4. Bunu bu sefer sırada gelen şu zincirin boşluğuna bağlıyorum. 1, 2, 3, 4. Ki ben 4 tane motifi yapmayı göstereceğim. Hatta bir tanesini büyük olan örtünün üzerinde yapacağım sizler için. Çünkü bakıldığında gerçekten motifmiş gibi örülüp görülüyor ama öyle değil. Hepsi birbirinden yardım alarak ilerliyor. Yine 4 zincir ve son 4. sıramın 4. karesini de yapıyorum. İşte bu mantıkla siz bunu, ben 6 yaptım ama dediğim gibi az önce, istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi 5. sıramıza başlarken yine arttırmayla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şurayı kullanıyoruz. 2, 3 ve 4. Şimdi yine sol elimdekini ters çeviriyorum. Ve de bu kenardan 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Beşincisi köşeden devam ediyoruz. 2, 3, 4. Yine buralardan ilerledik. Bilerek kesmedim videoyu. Çünkü ilk motif önemli. Bu mantığı anladıktan sonra zaten her motif birbirinin aynısı. Sadece tutundukları noktalar farklı olacak. 2, 3, 4. Şöyle devam ediyorum. Zincirimle birlikte 4 tane olmalı. Hemen bir sonrakinin şu kısmına bağlıyorum. 1, 2, 3, 4. Ve dördüncüsü. Son kısma geldim. Yine aralığa bağladım. Ve de 1, 2, 3, 4. Dilerseniz küçük kareler de yapabilirsiniz. Yani 5'e 5'lik, 4'e 4'lük. Dediğim gibi önemli olan mantığın anlaşılması. Bakın 5'e 5 oldu. Şimdi son kez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle döndüm. Son kez göstereyim bu arayı. 3 ve 4. Yine bunu çevirdim. Bu boşluğu yakaladım.
ve merdiven gibi buraya yapacağım, ekleyeceğim, buraya yapacağız, ekleyeceğiz, buraya yapacağız, ekleyeceğiz. Son kısımda tekrar görüşeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğu da yakalamış olacağım. Şimdi 6. bakın, kutucuğu da yaptım ve karemin tam orta kısmına geldim. Şimdi 1'di, 2, 3, 4, 5, 6 olarak. Şimdi tam tersi 5, 4, 3 diye kapatacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Tam bir kare olacak, düzgün şekilde ilerleyecek biçimde. Şimdi ben artık arttırma yapmayacağım. Direkt buradan dönmem lazım ki merdivenlerde aşağıya doğru ilerleyebileyim. 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. İleri gitmiyorum bakın. Dönüyorum, artık arttırma yapmayacağız. Karemizi tamamlayacağız. Döndüm ve de şuradaki ilk boşluğa direkt bunu yapıştırdım. Ve üst sınırımı belirlemiş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir yaparak bu boşlukları, merdivenleri yine trabzanlarla dolduracağım. Ne yapmış oldum? İleriye doğru gitmediğim için geriye dönüp eksiltmemi gerçekleştirdim. Evet, 4 tane hemen yan tarafa bağladım. 1, 2, 3, 4. Şöyle 4 tane, 3'ü trabzan bağladım. Bu noktada 6 olan, 6'da alt sırada 6 olan kutucuk sayım burada 5'e düşecek. Çünkü ne yaptık? İleriye doğru gitmedik. Aşağı kısımda da gitmeyeceğiz tabii ki. 3, 4. Yine burayı yakaladım. Bakın 1, 2, 3 tane oldu henüz. Bir, iki, üç, bir de zincirim 4. Yine burayı yakaladım. Şimdi son kısım da önemli. Burayı zaten anladık mı? Bu işin mantığı bitmiştir. Ondan sonrası artık minik teferruatlar. 1, 2, 3 ve 4. Bunu da bu kısma bağladık. Şimdi büyütmek istediğimde ne yapıyordum? Buradan devam ediyorduk. Ama artık büyütmüyoruz. Bakın burada sınırı çizdik. Aynı şekilde burada da sınırı çizmemiz lazım. Daha büyütmeyeceğimiz için. Geri dönmenin yolu da şuydu. 1, 2, 3, 4 zincir yapıp dönüyorum. Ve de buraya bağlama işlemini yaptığımda gördüğünüz üzere sınır çizildi ve karenin köşesinden dönüldü. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdiki sırada bu 4 kutucuğa düşecek. 1, 2, 3, 4 zincir. Buraları birazcık hızlı yapmaya çalışıyorum. Durdurup devam etmek istemedim çünkü. Evet, şimdi göreceğiz sınırı şöyle. Ve bunu yan tarafa bağladım. 1, 2, 3, 4. Bu noktada kutucuk sayım 4'e düşecek. Sonra 3, sonra 2, sonra 1 şeklinde sıra sıra bunları azaltıp kareye tamamlayacağız. Köşeden köşeye denmesinin sebebi üçgen şeklinde ilerleyerek gitmemiz. 1, 2, 3, 4. İnanın çok zevkli. Hele rengarenk yapıyorsanız bulmaca çözmek gibi. İşte nereye hangi rengi getireyim birleşmesin diye. Ama 2-3 renkte yaptığınızda da çok güzel oluyor. Bakın 1, 2, 3. Şu girintiyi de tamamlıyorum. Ve oradan yine geri dönmem lazım. Çünkü sınırımı belirledim. Ve şu kısma da bağladım. Şimdi sınırımı belli etmek için ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4. Aynı zamanda geri dönmek adına da geri döndüm. Ve de buraya zincirimi bağladım. Şimdi 1, 2, 3 tane
basamağım var, onları dolduracağım. Yine 4 zincirimi yaptım. 1, 2, 3, 4, bağladım. 1, 2, 3, 4. Burada sık iğneyle de bağlayabilirsiniz. Orası çok kritik değil. Hani ben kaydırma yaptım. Bazen dalıp arada sık iğne de yaptığım oluyor. İnanın hiç fark edilmiyor bile. 2, 3, bağladım. 1, 2, son basamağım. Azalınca da zaten çok çabuk bitiyor. Sınırıma ulaştığım an geri döneceğim. Şöyle. Bakın ulaştık tepe noktaya. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 geri dönüyorum. Yine buraya bağladık. Karemiz iyice ortaya çıktı. 1, 2, 3, 4. Artık birlikte bitireceğiz motifimizi. 3, 4. Biraz uzun bir video olacak belli ki. Çünkü bütün ayrıntılarını vermek istiyorum size. Ben de bunu bütün olarak yaptığımda sıkıntı yok ama motif motif yaptığımda önce benim de kafam karıştı. Çünkü net değildi anlatımlar. Ben şimdi kendimce size tüm ayrıntılarıyla vermeye çalışacağım. Bakın yine geldik sınır noktaya. Tek boşluğum kaldı. 4 zincir sınırımdan geri döndüm. Tepe noktaya bağladım. 1, 2, 3, 4 ve de 2, 3 zincirimle birlikte 4 son karemde şuraya bağladım ve burası boş olmasın. Bir sonraki motif örerken ihtiyacım olacak çünkü son olarak 1, 2, 3, 4. Yine geri döndüm ve de şu boşluğa kaydırmayla bağladıktan sonra sağlamlamak adına ben bir zincir yapıyorum. Ve ipliğimi kopardıktan sonra gördüğünüz üzere ilk motifimi tamamlamış oluyorum. Şimdi farklı bir renkle ikinci motifimi ayrıca değil bunun üzerinde örmeyi de görelim. Evet, şimdi ikinci rengimize, ikinci karemize başlayacağız ki bunu şu an yaptığım şeyi ne kadar uzatmak istiyorsak ucuca o şekilde yaparak ilerleyeceğiz. Peki nereden başlayacağız? Son bitirdiğimiz nokta vardı. Şurası. Yani trabzanların şu şekilde dik olduğu kısım. Bakın bazen şöyle yatay olur. O değil. Son bitirdiğim nokta yani dikey olan kısım. Buradan başlıyorum. İpliğimi, yeni ipliğimi şu noktaya bağlayacağım. Ve de alt zemini kullanarak direkt bunun üzerinde yeni motifimi oluşturuyorum olacağım. Şimdi bağladım. Yine aynı mantık. 1 kutu, 2 kutu, 3 kutu, 4 kutu, 6 kutuya kadar ilerleyeceğiz. Ama bu sefer şu duvarı kullanacağız. Aldım ilmeğimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arttırma yapacağım zaman 7 zinciri kullanıyordum. Aldım başını. Bu son 3 zincirin üzerinde hareket ediyorum. Şimdi zincirimle birlikte 1, 2, 3 ve 4. İşte bunu bakın. Zaten bir dikey, bir yatay. Görüyorsunuz sıralamayı. Bir dikey, bir yatay. Burada dikey olduğunda demek ki üzerine yatay gelecek. Bunu bakın üzerine şöyle bu aradaki boşluğu kullanarak şuraya sık iğne ile bağlıyorum. 1
2, 3, 4 zincir. Bunun üzerinden hareket ettiğim için, bir adım büyüteceğim için arttırma yapıyorum yani. Bir sonraki boşluğa geçtim. Bakın yine sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4. Motifimi geri çevirdim. Yine bir ön bir arka yapmaya devam ediyorum. Şimdi çalışacağım zemin şurası. Bu benim birinci trabzanım. 2. İttiğim düğümle geldi. 2. 3 ve 4. O kendisi bize yerini söylüyordu zaten. Şu kısma bağladım. Dediğim gibi sık iğneyle de bağlayabilirsiniz. Burada arttırmaya devam edeceğim için 2, 3, 4 şuradan devam ediyorum. Şimdi bu kenarda arttırmaya devam ediyorum. Aslında iki kenarda da arttırıyoruz ama bir tanesini diğer motifin duvarını kullanarak yapıyoruz. Evet, köşeden başladık yine. Bir kutuydu, iki kutuya çıktık. Şimdi üç kutuya çıkmak için arttırmaya devam. Burada tutunacağım bir zeminim yok. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve arttırmamı yaparak başlıyorum. 3 ve 4. Geri döndüm. Ve buradan devam ediyorum. 2, 3, 4. Motifin örümünde bir değişiklik yok. Sadece bağlantı noktalarında farklılık var. Bu da şu kısma bağlanacak. 1, 2, 3, 4. Burayı kullandım. 1, 2, 3, 4. Az önce burası boşlukta kalıyordu, dönüyorduk ama burada işte yaparken ekleme de devam ettiği için buradaki sırada gelen boşluğa sık iğne ile bağlıyorum. Ve bir adım ileri geçeceğim için 1, 2, 3, 4 zincir. Bir adım ilerliyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir yaparak geri döndüm. Şimdi yine kutucuk sayım artmaya devam ediyor. Burada tutunarak arttırıyorum. Diğer köşede normal bildiğimiz az önce yaptığımız sistemle arttırmaya devam ediyorum. Şöyle. Böylece motif ekleme ile ilgili bana da çok soru gelmekte. Motif eklemeyi hiç düşünmeksizin direkt örgüde daha örme aşamasında bunları birleştirerek ilerliyoruz. Birleştirmek bile değil, bir motifi diğerini kullanarak örüyoruz. Sanki kumaş gibi dümdüz bir dokusu oluyor. Çok da güzel. Şöyle bakın. Yine buraya geldik. Tabii ki buradakini de yapıyoruz. Kutucuk sayımız 6 olana kadar diyorduk ama zaten alt zeminimi kullandığım için 6'nın dışına çıkamıyorum artık. Şu anda 4. sıradayız ve 4 tane kutucuğum oldu. Dolayısıyla arttırmaya devam. Burası boşluktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Ve de buradaki arttırmayı yaptım. Döndüm. Birleştirdim.
Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Bu basamakları yapıp son kısımda yine burayı bağlamayı göstereceğim. Son kısma geldiğimde şöyle kutucuğu yapıyorum. 5. sıradaydım. Bu aralığa bağladım. Diğer sıraya geçebilmek için 1, 2, 3, 4 zincir. Bunun şimdi şuradaki zincirin içine batıyorum. Hani kötü görünmesin diye şuraya bağladım ve 1, 2, 3, 4 ve geri döndüm. Bakın tam bu zemini kullanmış olduk ve de karemizin 6 kutulu yerine de ulaşmış olduk. Bundan sonraki sıralar biraz önce yaptığımız gibi azaltarak ilerleyecek. Göstereceğim onu da. Sadece daha anlatarak ilerleyeceğim. Her sırayı gösteremeyeceğim. Vaktinizi de çok almak istemiyorum. Çünkü üçüncü motifi de başlayacağız birlikte. Ama asıl önemli olan dördüncü motif. Yani araya giren motifi nasıl birleştireceğiz? Orası benim için bence en kritik nokta. 3, 4... Şöyle. İpliğim kat kat, o yüzden biraz ayrılabiliyor. Şimdi kutucukları saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'yı da yapmalıyım. Artık ondan sonra sınırımı belirleyerek geri dönüşüme başlayacağım. Geldim. Ve tepe noktaya ulaştım. 1, 2, 3, 4. Son 6. kutucuğumu da yaptıktan sonra burası benim sınırım olacağı için artık arttırma yapmıyorum. İleriye doğru gitmiyorum. Böyle bir durumda ne yapmıştık eksiltmeye başladığımızda? 1, 2, 3, 4 zincir döndüm ve bu boşluğu yakalayarak burada sınırımı belirledim. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane basamağı kutucuklarımı yaparak ilerleyeceğim. Bunlar 5, 4, 3 diye devam ediyor. Bu noktada birinci motifteki azaltmadan farklı bir şey yapmıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Bu sırayı birlikte bitireceğiz. Sonrasında ben motifimi tamamlayacağım ve üçüncü motife artık geçmek istiyorum. Bu küçük bir parça. Ben kendi battaniyemin yaklaşık ölçülerini de size vereceğim zaten. Ama bu ipimize göre, elimize göre, karemizin büyüklüğüne göre bu ölçüler değişir. Lütfen o yüzden elinizdeki iple bir kare ürün yapmak istediğiniz örtünün uzunluğu, genişliği neyse onu bu karenin bir kenarına bölerek hesaplamaya çalışın. Benden çünkü çok fazla böyle ölçü isteyen oluyor ama dediğim gibi hepimizin kullandığı ipler farklı, elimizin sıkılığı farklı. Net bir sayı vermem mümkün değil o sebeple. Son kısma doğru geliyorum. Üç ve bakın buraya geldim. Artık burası da benim sınırım. Düz gitmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Döndüm ve de sınırımı belirledim. İşte bu şekilde bu motifimi de azaltarak son kısma kadar geleceğim. Sonrasında, şimdi bunu bitirdikten sonra
Ben battaniyemde tabii siz bunu ucuca burada yaptığım mantıkla istediğiniz ölçüde yapacaksınız. Sonra ikinci sıraya döneceksiniz. Ama ben 4 tane de göstereceğim ki bu devam etmemi birbirine birleştirmeyi görebilelim diye. Bunu bitirelim. Üçüncü motife de bunun üzerinden başlayarak ilerleyelim. Evet, ben ikinci karemi de bitirdim. Eğer devam edecek olsaydım ne yapacaktık? Yine dikeyin üzerinden başlayacaktık. Yani ipimizi şuraya bağlayarak bunun üzerinden burada yaptığımız işlemle devam ediyor olacaktık. Ama diyelim ki yaptık, sıramızı tamamladık, ikinci sıraya başlayacağız ve yeni rengimize geçeceğiz. Yine dikey olan kısmı bulmalıyız. Her bir sonraki motife başlama işimde dikey olan, yani şunların üzerinden çalışmamız lazım. Bakın, bunlar yatay olanlar, bunlar dikey olanlar. Şimdi üçüncü motifimiz, yani diyelim ki ördük ve ikinci sıramıza geçiyoruz. Altta yaptığımız işlemin aynısı. Hiçbir farklılık yok. O yüzden burayı hızlıca geçeceğim. Sadece başlama noktasını göstereceğim. Şimdi şuraya ipimizi bağladım. Şu kısma. Ne yaparak başlamıştık ikinci motife? Aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir arttırmayla başlamıştık. Bu noktada son 3 zinciri kullanıyorduk. 1, 2, 3, 4 ve bunu direkt buraya yatayda yapıştırarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir şu kısma bir adım ilerledim. Bakın, hiçbir farklılık yok. Şurada yaptığım işlemden, şurada yaptığım işlemden hiçbir farklılık yok. O yüzden bir üst sıraya geçiş olabildiğince kolay. Nasıl yan yana gidiyorsak bunu sadece bu ucunda değil, bu ucunda yapıyoruz. Yani bu kenarında değil, bu kenarında çalışarak ilerliyoruz. Ama ben birkaç sıra sizinle devam edeyim. Dediğim gibi bence en önemli yer dördüncü motif olan iki motifin kenarını da kendime duvar yapacağım yer olacak. Bakın, arttırmayı yaparak ilerleyeceğiz. Evet, görüyorsunuz burası 2 oldu bile. Burası boşluk olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şu şekilde arttırmamızı yapıyoruz. Yine 6'ya 6 sayımızı yakaladığımızda eksilterek kareyi tamamlayacağız. Şimdi bu noktada ne yapıyorduk? Çeviriyoruz. Bu arada bu örtünün önü arkası yok. Çünkü döne döne ördüğümüz için ön arka aynı şekilde. O yüzden de çok güzel. Yani yönlü bir örgü değil. İki, üç zincirimle birlikte 4 oldu. Bağladım. Şu kısım önemliydi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir adım ileri. Şimdi 1, 2, 3, 4 arttırma için bir adım daha ileri gidiyoruz. Ve 1, 2, 3, 4 geri dönüyoruz. 6'yı nerede yakalayacağız? Buradan göstereyim. Git gel yaptığımızda, geldiğimizde bakın en son şu boşluğu kullanıyor olacağız. Ve 3. motifimizi de önce arttırıp sonra kare haline getirerek aynı mavide olduğu gibi bitirip geliyorum. Evet, 3. motifimi de ördüm. Aynı bunun ucunda yaptığımız gibi bu kenarda da oluşturduk. Şimdi önemli olan yeni motifimizi hem bu duvarı hem bu duvarı kullanarak nasıl ördüğümüz. Bence bu battaniyenin, bu örneğin kilit noktası zaten burası.
Tamamen bağımsız bir renk kullanıyorum ki, yani maviyi kullanmıyorum, kafalar karışmasın, daha net görülebilsin diye. Ucucuna ekledik bir sürü, diyelim ki büyük bir ört yapıyoruz. Birinciyi yaptık, yanına da sonra ikinci, üçüncü devam edecek. Şu şekilde duruyor bakın. Bu dikey, yine bu yatay. Biz her zaman bu dikeyin ucundan başlıyorduk. Şuradan. Şimdi bunun bir alanı var, bir de bunun alanı var, görüyorsunuz. Ben bunun alanından, yani mor olanın alanından başlıyorum. Çünkü bu kenar üzerinde hareket edeceğim. İpliğimi de bağladım. Şöyle. Motifimizi aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Sadece tutunma noktaları. Nasıl burada yaparken buraya tutuna tutuna gidiyorduk, bu noktada hem buraya hem buraya tutunacağız. Şöyle ki. 1, 2, 3, 4. Arttırma da yapmamız gerekiyor, biliyorsunuz. Bakın, böyleydi ön yüzü. Çevirdim. Buradan birinci kutucuğu yakaladım. 1, 2, 3, 4. Bu dikeyin üzerine yatay gelmesi gerekiyor. Yani buraya duvarımızı çıktık. Zincirim 1, 2, 3 ve 4. Ve bunu şimdi de buraya tutturacağız. Aralarında hep bir boşluk vardı. Buraya sık iğneyle tutturdum. 1, 2, 3, 4. Buraya gittim. Ve 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi bunu yine bakın çeviriyorum. Bir arkadan bir önden hareket ediyorduk. Burayı kullanacağız. 1, 2, 3. Zincirimle birlikte 4. Bu kenarı kullandım. 1, 2, 3, 4. Yani bir o duvara, bir bu duvara şeklinde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4. Ki o zaten size ne yapacağını bakın söylüyor. Bu aralığa bağlıyorum. Köşeden köşeye bir kutu, iki kutu. 1, 2, 3, 4. Bir adım ileriye gidiyorum. 1, 2, 3, 4 ve döndüm. Şimdi yine 1, 2, 3 tane üçlü trabzan, bir de zincirim var. Toplam 4 ve bağlayarak aşağıya doğru basamak basamak iniyorum. 2, 3, 4. O kadar keyifli ki elinizden bırakamıyorsunuz. Bir kere de zaten örtünün tamamı bittiği için ayrıca keyifli. Yani motifleri bir arada bir yapıp toplayıp sonra eklemek de uğraşmıyorsunuz. 2, 3, 4. Bu kadar renk değiştirmenize gerek yok. Sadece iki renkle bile yapılabilir. 1, 2, 3, 4. Ne yapıyorduk bu noktada? Buraya bağladık. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir yapıp bir adım ileriye gittim. 1, 2, 3, 4 ve geri döndüm. Şimdi bir basamak, iki basamak, üç basamak, dört basamak. Bu şekilde altı basamağa kadar çıkacağım. Sonra sınırlarımı belirleyerek karemizi tamamlayacağız. Ve videomuzun da sonuna gelmiş olacağız. Benim battaniyemde, şimdi bir kişilik battaniye kadar da bile büyük değil. Aslında boyu diyeyim. Şöyle bu arada görüyorsunuz.
12 kareye 16 kare. Yani dikdörtgen düşün, 12 kareye 16 kare şeklinde yapacağım ben. Ortalama motiflerimin bir kenarı 8 santim kadar. Yani şimdi standart bir tek kişilik örtü yani 120'ye 150 gibi filan olur. Sizler ipinize göre, elinize göre bir motifi ördükten sonra bunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Yine sıramızın sonuna gelirken 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ve yine buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, bir adım ileriye gittim. 1, 2, 3, 4 ve geriye döndüm. Bakın zaten çok az kaldı 6 kareye ulaşmama. Şimdi burayı dolduralım. Sıramızın sonunda tekrar görüşelim. Sıramızın sonuna gelirken son karemizi de yapıyoruz. Bu 5 tane kare yaptığım 5. sıramdı. Ve sonrasında son sırama zaten ulaşmış oluyorum. Bu araya bağladım. 1, 2, 3, 4. Bu noktada da ben şu tepe noktaya, şuraya da olur ayrılmasın. Yine sık iğne ile bağladıktan sonra 4 zincirle dönüyorum ve bakın burada da bir tane kaldı. 6 tane yani en uzun noktama ulaştım. 6 tane kutucuğumu yaptıktan sonra bunu kare formuna getireceğim. Şöyle. Bu sınırımız tamam. Şimdi buraya doğru da gidiyorum. Burada yine görüşmek üzere. Sıramızın sonunda son 6. karemi yapıyorum. Ve de bunu da şu arada bir boşluğumuz vardır. Bunun içine sabitledim. Artık buradan sonra herhangi bir arttırma yapmıyordum. Bunun için sınırı sabitlemek adına 2, 3, 4 zincir yapıp dönüyorduk. Ve de şuraya bağladım. Ve artık 5 basamak, 4 basamak şeklinde ilerliyor olacağım. Burada artık özel bir durum yok. Diğer motiflerde ne yaptıysam aynı şekilde ilerliyorum. Bu motifi, bu tekniği uygulayarak hırka, yelek, süveter örebilirsiniz. Karelerinizi daha minik minik tutarsınız. Bu durumda kol evini, yakayı ayarlamak daha kolay olur. Ben de örmedim ama hanımlarda gördüm. Bu kadar büyük motifle belki yaka ayarlamak zordur ama şöyle düşünün. Şimdi biz böyle üçgen şeklinde çıkıyoruz ya. Şimdi yaka soranlar oluyor bana. Buraya da bir tane daha kare motif hayal edin. Üçgen ve şöyle çıktı. Tam karşısına da aynı mantıkla üçgen ve kare çıkarsak alın size V yaka oluşur bile. Üzerinde oynamak çok mümkün. Hatta bununla içine kare kare sanki kaneviçe deseni işler gibi. Bu yaptığımız her bir kareyi farklı renkli iplik yürüterek yapıp desenler, kaneviçe desenleri oluşturmak da mümkün. İlk fırsat bulduğum zaman küçük bir parçada onu da göstermek istiyorum sizlere. Tablo gibi kırlentler ve örtüler yapabilirsiniz. C to C yani C2C diye aratırsanız Pinterest'te ya da internette göreceksiniz çok çok değişik örnekler mevcut. Evet, şurayı bir kez daha göstereceğim. Buraya bağlıyorum.
Artık ileri gitmeyeceğim için 2, 3, 4 zincir yapıp döndüm ve buraya bağlayarak şimdi de burada hareket ederek gördüğünüz üzere bir motifi bağımsız değil bu örtünün üzerinde duvarları kullanarak ördüm. Görüntü olarak sanki ayrı ayrı örüp birleştirilmiş gibi ama bu teknikte bunu yapamıyoruz. Üzerinde örmemiz lazım. Sonrasında bu arada bakın önü arkası yok. Her tarafı aynı. İpliklerinizi temizlerken de ben kendi rengi içinde şu uçları biraz uzun bırakmaya çalışıyorum. Şöyle alıyorum. Bu çıkar. O yüzden bir aşamada düğüm yapıyorum ki bağlantı noktamızda da düğüm vardı ama uçlar çıkmasın diye. Sonra bunu yine bu iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Birkaç noktada içeriye doğru yürüterek temizleyip kesiyorum. Böylece tertemiz bir örtü ortaya çıkıyor. Şimdi size büyük olanı da zaten o kısmı son olarak göstereceğim. Ve de videomuzu tamamlamış olacağız. Evet, benim kadraja bile sığmayan kocaman örtüm. Bakın önü arkası temiz. Ben ördükçe iplerini temizlemeye çalışıyorum. Sonra sıkıcı hale gelmemesi için. Şöyle örerek ilerledim. Bu kareler daha büyük yapılabilir. Başlangıçta o durumda nasıl yapacağız dersiniz? İlk yaptığınız motifi 6'ya 6 başlamıştık. O durumda ilk yaptığınız motifi büyük yaparsanız diğerleri hep onun duvarını tutunarak ilerlediği için otomatik olarak büyük bir şekilde çıkacaklar. Evet. Kocaman bir örtü, rengarenk bir örtü oldu. Yeğenim renkleri çok sevdiği için ona böyle rengarenk örmeyi tercih ettim. Ama ilk fırsatta dediğim gibi bunun figürlü olanını da yapma niyetindeyim. Diliyorum beğenmişsinizdir. Diliyorum her ayrıntısıyla anlatmaya çalıştım, anlatabilmişimdir. Instagram'da Atölye Hobim, oradan daha çok resim görebilirsiniz. YouTube'da resim atamadığımız için daha kısıtlı bir çerçevemiz var. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilir ya da Instagram'dan bana dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bu haftaki projemizin de sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.